Merhaba gençler. Bugün 1 Aralık 2020 kontrolmatik kapanış değeri 17 lira 25 kuruş. Kontrolmatik bugün itibariyle buhur 25'e girmiş oldu. Bu hisse yaklaşık 1,5 ay önce halka arz edilen yeni bir hisse. Kabaca bilançosuna bakarsak aslında bilançoda yani yeni halka arz edildiği için matriste sadece son çeyrek bilançosu var. Bu bilançoya baktığımızda ana ortaklık öz kaynaklar ile öz kaynakların birbirinden farklı olduğunu yani şirketin iştirakleri olduğunu, konsolide bilanço açıkladığını söyleyebiliriz. Bunun dışında ödenmiş sermaye 30 milyon lira. Net dönem kârı, 9 aylık dönem kârı 13,4 milyon lira. Bunu yani önümüzdeki çeyrekte de benzer oranda yani 9 ayda 9 aylıkta çeyreklik başına ortalama 4 küsür milyon lira kâr yapar. Yine benzer oranda kâr gelirse 17 milyon civarı yıllık kâr olsa bunu öz kaynaklara orantılarsak kabaca %30 civarı öz sermaye karlılığı çıkar ki iyi orandır. %30 civarı olması. Şirketin satışlarına baktığımızda 121 milyon lira satış geliri. Maliyetler çıkınca 25 milyon lira brüt kar. Faaliyet karı 24,7 milyon lira. 9 aylık karda. Yani 9 aylık kârda şu an öz kaynakların yarısı kadar faaliyet kârı var. Aşağılara bakarsak finansman giderler gelirlerine göre biraz fazla fakat toplamda önemli olan toplamda şirketin yabancı para pozisyonu 23 milyon lira artıda. Burası olumlu, iyi. Yani 23 milyon lira karşılığında döviz değeri bulunuyor şirketin kasasında. Ortaklık yapısı bizim istediğimiz oranda yani en iyi ideal oran bana göre %10 ile 30 arası halka açıklık oranının olması mümkün mertebe %50'yi geçmemeli halka açıklık yani Kardemir gibi özel durum harici. %23,81 halka açık. Diğer iki parçada iki patrona ait yani patron grubunda yaklaşık %76 küsur pay var. Bu şekilde ortaklık yapısının olması şirkette kar paylaşımının ya da temettül bedelsiz durumlarının önümüzdeki çeyreklerde büyük oranda yani yatırımcı lehine olması beklenir. Çünkü patron dağıttığı kar kadar dağıttığı kardan büyük oranda kendisi alacak. Yani toplam dağıtılan karın %76'sını, 76 küsürünü patron alacak. Yani bize düşen küçük yatırımcı ya da halka açık kısımda ortaklara düşen dağıtılan paydan kar %23,81'i alacak. Dolayısıyla çoğunluğun patron grubunda olması temettü bedelsiz gibi kar dağıtımında sıkıntı olmayacağını yani işarettir. Bunu örneklersek misal Ford Otosan'da bu oran %82 Ford Motor ve Koç Holding. Türk Traktör'de %37,5-37,5 CNH Holland ve Koç Holding yine yani halka açıklık %20 küsürlerde. Ford'da da %18 civarında. Bu şekilde olunca yani kabaca %80 civarı patron grubunda olunca patron grubu kar paylaşımında genelde sıkıntı çıkarmaz. Bu tabii ki bir öngörü. Şimdilik ortada böyle bir karar yok. Yani kar dağıtım ya da herhangi bir karar yok.
ortaklık yapısına göre diğer şirketlerden yola çıkarak edindiğim izlenimleri paylaşıyorum şu an. Şirketin tekniğine bakarsak, şimdi günlük grafikte şu halka arz sonrası olan coşku hareketi, daha sonra da PSR direncinin desteğinin kırılmasıyla oluşan dinlenme sindirme süreci. Bu orta vadeli görünümün pozitife döndü demek için PSR direncinin kırılması gerekir. PSR direnci gün şu anki değerle 18.56. 18.56 üzerindeki hacimli hareketlerde PSR direnci kırılır ve orta vadeli görünüm pozitife döndü diyebiliriz. Bugün hacimli idi. Tabii ki PSR'a daha uzağız. Gün geçtikçe PSR aşağı 9 EMA'ya doğru yaklaşırken fiyat da yukarı doğru yaklaşırsa PSR'ın kırılması yakınlaşmış olur. Önemli olan burada ne? Alttan 21 EMA'nın, yani bizim orta vadeli görünümde trend desteği olarak çalışan 21 EMA'nın aşağı kırılmaması. 21 EMA güncel değerle 16.46. 16.46 üzerindeki hareketlerde hissede pozitif beklentimiz devam eder. 16.46 stop loss seviyesi. Bu stop loss seviyesi üzerindeki hareketlerde ilk direnç seviyemiz 18.56, daha sonra 21.38. Bu bölgenin kırılması durumunda ise Fibonacci çalışması yaparsak pratik olarak, yalnız Fibonacci çalışması yapmak için grafiği biraz daha net bölgeleri görmek için, evet, 120 dakikalık yaptım. İndikatörleri görmek için standart 120, standart grafik, sonra 120 yaptım ki, evet, ortam genişletelim. Evet, kırmızı indikatörümüz 1 Aralık 120 dakikalık grafikte bugün sabah saat 10 itibariyle pozitife geçmiş görünüyor. Şimdi Fibonacci çalışmamızı yaparsak grafiği biraz aşağı alırsak yukarıdakileri de görmüş oluruz. Evet. Şimdi pozitif hareketlerin devam etmesi durumunda, yani 18.56 PSR direncinin geçilmesi durumunda 19.72 Fibonacci 7 direnci, bu seviye geçilirse 21.86 Fibonacci 8, orta ve uzun vadede ise 25 32 Fibonacci 9 direnç seviyesi. 25-32 Fibonacci 9 direnç seviyesi orta ve uzun vadede. Evet gençler, her şey gönlünüze olsun. Kontrol matı için söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. İyi akşamlar herkese.